Evet sevgili dostlar golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. gelmiş evet 64.700'de başlattırıyor bize sağ olsun YouTube. Ama arkadaşlar benim anladığım kadarıyla bu eklenti kullananları falan abonelikten atmış. Herkes bir aboneliğini kontrol ederse sevinirim kanala abone misiniz, değil misiniz? Ziliniz açık mı değil mi ona bakın. Çünkü bu reklam engelleyici falan yapan hesapları direkt kapatmış. O da tabi bizim gibi kanallara etki etti arkadaşlar. Ve maalesef malum üzücü deprem hadisesinden sonra kullanılmayan hesaplar gidiyor arkadaşlar. Sizlerden ricam tanıdığınız bütün Fenerbahçeli dostlarınızı kanalımıza abone etmeniz. Fenerbahçe Saint Julius'un serisini bitirdi. Konferans liginde deplasmanda Union Saint deviren Fenerbahçe rakibinin iki serisini bitirmiş oldu. Yani Fenerbahçe seriyi bitiren bir takım haline dönüştü. Şimdi arkadaşlar son 16 turunda 3-0 mağlup ettik ve sahasında 17 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Saint Julius 16 Eylül tarihinde oynadıkları genk maçı sonrasında sahasında ilk kez mağlup olmuş. Ayrıca Belçika Ligi'nin lideri 20 maç sonra ilk kez bir karşılaşmada rakip fileleri havalandıramamış. Tabii bu da Türkiye'nin en büyük kulübüne yakışırdı. Türkiye'nin en büyük kulübü de bunu başardı. İsmail Kartal'ın maç sonu açıklamaları var arkadaşlar. Birçok kişi ben de dahil gece gece bunlara dikkat edemedik. Ama İsmail Kartal buradaki güzel oyun ve iyi mücadele ve aldığımız bu galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ederim diye söze başlıyor. Ben fazla uzatmadan direkt bu konuşmalara geçeceğim. Çünkü İsmail Kartal bayağı duygulanmış arkadaşlar. Ve bu maçtan sonra yayıncı kuruluşa konuşmuş galibiyete dair bu takımın ne kadar organize bir takım olduğunu, iyi futbol oynadığını ve çok fazlasıyla koşarak mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi bir an, çok iyi analiz ettik. İnanın günlerce evimize bile gitmedik. Ekip arkadaşlarımla beraber en küçük detayları bile es geçmeden her şeyin üzerinde çok fazla durduk ve yoğunlaştık. Nasıl bir plan yapmam gerektiğini günlerce düşündüm. Yanlış anlamayın ama İsmail Kartal ben size ne demiştim? Yani çok iyi bir e, analiz uzmanı. Yani İsmail Kartal'ın analizlerine güveniyorum diye. Bu işte İsmail Kartal senin mesleğin bu. Bunu yapacaksın. Bu takıma göre biz doğru bir plan yaparak doğru bir oyuna doğru bir kadroyla maça çıkıp turu geçmek için bugün buraya gelmiştik. Bugün de planla, planımız işledi. Oyuncularım da maçın başından sonuna kadar verdiğim görevlere sadık kalarak taktik disipline uyarak çok iyi mücadele ettiler. Sonuçta 3-0 gibi net bir galibiyet elde ettik. İkinci maç için çok önemli bir avantaj. Buradaki güzel oyun, iyi mücadele aldığımız bu galibiyetin dolayı oyuncularımı tebrik ederim. Buraya kadar gelip biz destekleyen taraflarımıza çok teşekkür ederiz. Attığımız gollerle de bugün net bir galibiyet aldık diyor. Yani rakibi yan hazretini belirtiyor arkadaşlar. Bu takımın hem ön direğe hem de arka direğe uzun oyuncular üzerinden çok net goller attığını biliyorduk. Ve bizden uzun bir takımdı. Bunun önlemini aldık. Ancak her ne kadar kornerlerden duran toplardan gol atsa da bu takım yan atışlarda ve kornerlerden de bu sezon 7 tane gol yediler. Biz de duran toptan bunu iyi çalıştık. Birinci golümüz öyle geldi. Daha sonra da oyunu tutmasını iyi başardık. Çok fazla geriye yaslanmadık. Takım da çok oyunu açmadan kompakt bir şekilde rakibin karşısında kalmayı başardık. Rakibimiz oyun içerisinde oynayacak hareket alanı bırakmadık. Bazı önemli ve kilit oyuncularına yakın adam adam oynadık. onların da saha içerisindeki üretkenliklerini durdurma durdurunca bizim kendi oyunumuz zaman zaman ön plana çıktı. Attığımız gollerle de bugün net bir galibiyet elde ettik. Bugün buradan alacağımız 3 puan ülke puanı için çok önemliydi. Bakın 3 puan ülke puanı. Aynı zamanda Fenerbahçe'mizin camiamızın taraftarlarımızın beklediği mücadeleyle oyun gücüyle bugün burada kazandığımız için çok mutluyum diyor. Osterwolde konusunda Jaden Osterwolde'nin yükselen grafiği ve gelişimine değinmiş. Osterwolde bu sezon bizimle beraber çok büyük bir gelişim içerisinde. Bu arada yalan mı arkadaşlar? Yani eksik gedik yalan olursa mutlaka belirtirseniz sevinirim. Sonuçta genç bir oyuncu atletizmi son derece yüksek fizik gücü iyi olan bir oyuncu. Hem sol bekte hem de stoperde bu sene gelişimine katkı sağladık. Bugün de ortaya koydu futbolla ki bugün sol bek başladı ardından stopere geçti atmış olduğu golle herhalde bütün Avrupa'daki büyük kulüplerin dikkatini çekmiş olduğunu düşünüyorum diyor. Önü çok açık bizim için iyi ve önemli bir oyuncu onu da bu maçta attığı golle öne çıkmasından dolayı tebrik ederim diyor. Biz antrenörüz. Elimizde, yani elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirip onların takıma en iyi performanslarını nasıl verebilecekleri üzerine çalışıyoruz. Gelişimine sol bek ve stoper. Yani bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize diyor. Ne mutlu <laughs> Hem Fenerbahçe'miz için hem de kendisi için inşallah çok daha iyi şeyler olacaktır diyor. Son olarak Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek hakkında da diyor ki arkadaşlar her iki oyuncu içinde. E, doktorla konuşmadık. İçeride kaslarına buz sardılar. MR çekti, çekip çekilmediği için şu anda herhangi bir şey söylemem doğru değil diyor. Onun da Çağlar'ın da MR bugün çekildi arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle Pendik Spor maçının kadrosuna yer almayacak. E, ya inşallah olumsuz bir neticeyle üzülmeyiz. Yani her şey çok güzelken inşallah böyle şey yapmaz. Şimdi ülke puanı demişken Türkiye UEFA'da ilk 10 hedefini büyük oranda garantiledi. Kimin sayesinde? Galatasaray'ın sayesinde. Hocam ne alakası var Galatasaray'ın? Durun şimdi. Bekleyin. Şimdi ülke puanı klasmanda 38.1 puanla 9. sırada yer alan Türkiye Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için mutlak gerekli olan ilk 10 sıra hedefine mutlu sona çok yaklaştım. 12. basamaktan giriş yaptık. 38.1 puanla 9. sıraya yerleştik. Ve son 16 turun devam edilirken Fenerbahçe'nin yaptığı malum. Şimdi en yakın rakipler İskoçya ve Çekya. Biraz daha fark da açılmış oldu. Klasmanda İskoçya 36.05 biz 38.1'iz. Onu da belirteyim. Yani biz 38.1'iz arkadaşlar. İskoçya 36.05. Çekya 35.55'te bulunuyor. Şimdi buralarda bulunmasının da bir önemi yok arkadaşlar. Yani ee, tamam biz 9. sıradayız ama biz total 4 takımdan 1 takımla devam ediyoruz. İskoçya 10. sırada 5 takımdan 1 takımla devam ediyor arkadaşlar. Çekya ise işte en kötü tarafı bu. 4 takımdan 3'üyle devam ediyor. Yani Türkiye ve İskoçya'da birer takım. Çekya'dan 3 takım yarışıyor. Ve Fenerbahçe zaten malum. İskoçya'dan Glasgow Rangers Avrupa Ligi'nde arkadaşlar. Sparta Prag. Zaten Liverpool Jomoloko yaptı. İkinci maçta da affetmezler diye düşünüyorum. Slavia Prag. Onlar da bence havlu attılar. O da gitti. Victoria Pilsen konferans liginde mücadele ediyor. Ee, onun sonucunu bilmiyorum ya. Yani ona da bir bakmam lazım konferans ligi maçları desem ee, yani konferans liginin genel bakış diyeyim. Victoria Pizzi'ni çok çok merak ettim ben açıkçası. Ne yaptılar, ne ettiler. Ee, bu da maşallah. Google'da 1960'tan beri bütün şeyleri yayınlamış. Ha, gecenin sonuçları Maccabi Haifa 3, Fiorentina 4, Zagreb 2, Pavok 0. Victoria Pizzen Servet ile 0-0 beraber kalmış. İnşallah ikinci maçta Servet de eler bunları. Ajax Aston Villa o bizlik değil. Molde Kulüp Brüj değil. Sturm Graz 3-0 yenildi Lille. E, Tel Aviv Olympiakos'u 4-1 yendi. Bu da bizlik değil dediğim gibi arkadaşlar. Bu Union Saint-Julius Eintracht Frankfurt eleyen takıma yanlış anlamayın. O küçük bilgiyi de hatırlatayım. Hani Liverpool'u yenen Frankfurt'u eleyen takım hani şamp şampiyon eleyen takım. Glasgow Rangers'ın İskoçya için Glasgow'un Avrupa'da final oynaması şart. Başka türlü kurtuluşları yok. Fenerbahçe büyük avantaja sahip oldu ve Türkiye bu avantajı iyi kullanması lazım arkadaşlar. Şimdi İskoçya'nın Türkiye'ye geçmesi için Fenerbahçe'nin puan almadan Avrupa'ya veda etmesi Glasgow Rangers'ın mutlaka çeyrek final şey mutlaka finale çıkması. Finale kadar 5 maçın 4'ünü kazanması lazım diyor. Benfica ile eşleşti Rangers. Deplasmanda, rakibi de deplasmanda yaptığı ilk maçta sağdan 2-2 beraberlikten ayrıldı. Puan farkı 5'er maçlık galibiyete tekabül ediyor. Onu da söyleyeyim. Yani sezonun bitimine Türkiye 6 maç kala. İskoçya'dan 2-0-5, Çekya'dan 2-55 puan daha önde. Statü göre Avrupa kupalarında 4'er takımla katılan Türkiye, Çekya temsilcileri alacakları her galibiyette ülke puanına 0-5 puan katkı sağlıyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. İskoçya ise 0.4 puan alıyor. Beraberlik halinde galibiyet aldığının yarısı yani 0,25 alıyorlar. Şimdi biz 38 ya. Galip gelirsek bir sonraki maç 38.6 oluyor. Öyle öyle gidiyor arkadaşlar. Ve Avrupa Ligi'nde çeyrek final, konferans liginde yarı final biletleri e, bonus barındırıyor. Yani Avrupa Ligi'nde çeyrek final, konferansta yarı final. Fenerbahçe bu turu geçip St. geçip çeyrek finalde geçerse bonus kazanıyor ülke puanı. Ve takımların beraber halinde aldıkları puanla eşdeğer konumda diyor. Hiç fark etmez. Bunu da söyleyeyim. Şimdi buraya kadar anladık. Bir de Fenerbahçe ve Türk futbolunun düşmanı TFF var. Bunlar hem Fenerbahçe'nin hem Türk futbolunun düşmanı olan bir kuruluşa dönüştüler. Türkiye Futbol Federasyonu ülke puanına bu sezon en büyük katkıyı sağlayan Fenerbahçe'yi tebrik etmedi. Halbuki Çekya'ya 4-1, Çekya'da 4-1 mağlup olan elenen Galatasaray'a bir yalamadıkları kaldı. Bir dillerini çıkarıp yalamadıkları kaldı. Yani Galatasaray'a tebrik et, tebrikler göndermişlerdi 4-1 mağlup olana. Büyük hani mutlulukla göndermişlerdi bunu. Fenerbahçe taraftarı Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe düşmanlığını resmi olarak da kanıtlamış oldu. Ya Mehmet Büyükekşi bugün ölüp geberse sevineceğimiz bir insan haline dönüştü. Tebrik ediyorum. Ya Dursun Özbek, Yusuf Günay hani bu isimlerin e, kime neye hizmet ettikleri çok malum. Yani Allah gönüllerine göre versin. Başka bir şey demiyorum. Allah gönüllerine göre versin ki bu gönülle alacakları hiç iyi şey olmaz. O da ayrı mesele ama. Kardeşim Avrupa Ligi'nde Galatasaray yenilmiş. 4-1 mağlup olmuş. Perişan olmuş. Yalama olmuş. Yalama olmuş. Türkçe doğrusu bu. Yalama olmuş. Ama burada 3-2 yenmiş. Olabilir. Yenebilir. Orada yalama olmuş. Sen Galatasaray'a ülke puanı yaptığı katkılar sebebiyle temsilcimize teşekkür ederiz falan filan diyorsun. Fenerbahçe 3-0'la geçiyor. Mahvediyor. Perişan ediyor. Fenerbahçe Belçika temsilcisi Union Saint-Julius'u 3-0 mağlup etti diyor. Yani mağlup Galatasaray için metiyeler diziyor. Ama Fenerbahçe için bir de küfür etseydiniz. Allah belanı versin Fenerbahçe falan deseydiniz. Ya siz nerenin federasyonusunuz? Hangi ülkenin, hangi kuruluşun federasyonusunuz? Kime hizmet ediyorsunuz? Tırnak içinde bu hizmeti tekrar tekrar vurguluyorum. Boşuna da vurgulamıyorum. Anlayanlar ne demek istediğimi anlıyorlar. Ulan Fethullah Gülen federasyon başkanı olsaydı o bile tebrik ederdi. Abdullah Öcalan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olsaydı o bile tebrik ederdi. Bir tek Mehmet Büyük Ekşi etmiyor. Artık yerinizi, konumunuzu, gözümüzdeki değerinizi geberseniz niye sevineceğimizi anlayın. Bu ayıp size yeter ama siz bu ayıptan ders alır mısınız zannetmiyorum. Fenerbahçe düşmanlığı yüzünden insanlıktan çıkacaksınız. Daha da çıkacaksınız ben eminim daha da çıkacaksınız. Fenerbahçe konferans ligini kazansa herhalde şey alacaksınız. Aşağılık Fenerbahçe Spor Kulübü falan diyeceksiniz herhalde. Diyeceksiniz ki siz, sizin ne haddinize Galatasaray dururken kupa kazanmak. Sizin ne haddinize ülke puanını arttırmak falan diyeceksiniz. Yani karşımızdaki rakip, karşımızdaki oluşum, karşımızdaki çete bu. Ben ben utancımdan yerin dibine girdim. Federasyon başkanının gram utancı yok herhalde. Gram utanmıyorlar. Ve gözümüzde artık insan değilsiniz. Onu da söyleyeyim. Ya Ercan Güven'in falan ben açıklamalarını okudum. Ya özür dileyen dileyene ya biz hani Fenerbahçe'den bunu beklemiyorduk. Şöyleydi böyleydi falan. Bak diyebilirler. Ya ben Fenerbahçe'den beklemiyordum. Kardeşim iyi gitmesini beklemiyordum ama Fenerbahçe uçtu gitti diyebilirler. Galatasaray küplere binse yeridir diyor. Nasıl diyor? Bak cümleyi seçerek konuşuyor adamlar. Çeyrek finale, çeyrek finale çeyrek kalaya Kur'an Fenerbahçe saatine şampiyonluktaki yerli ve ezeli rakibi küplere binse yeridir. Kolay mı? Kutsal savaş verdikleri düşman koalisyona bir de dış güçler eklerinde. Sanki hani dehşetli bir rakipti Sençüloz. Galatasaraylılara bakıyorum köy takımı ilan etmişler. Ya benim o öğretmen arkadaşlarım bunlar size fark atacak bunlar sizi delik deşik edecek falan derlerken şimdi köy takımı olmuş. Ya teraziye bassam Fenerbahçe mahvetmiş durumda. Fenerbahçe'ye Fenerbahçe karşı başladı maç. Lakin önde basan rakibini çıkartmayan sarı la, mavi Union Saint diyor. Hani güneş görmüş kardan adama çevirdi diyor. Haddini bilen futbola mecbur kaldı. Fred Şimanski İsmail top bulunca rakibin önde baskısını kırmakla kalmadı. Fenerbahçe'yi önde baskılı kendi futboluna tekrar taşıdı. Saint sinirleri bozuldu. İki de sarı kart gördüğü ilk yarı geri dönüşüne... Belçika'da yarılamış olan Fred'in kaleci tarafından çelinen uzaktan muhteşem şutuyla bitti. Ki ona da avut verdi. Korner de vermedi. İkinci yarı er Fenerbahçe'nin salmada hücumda sezonun en mücadeleci, en akıllı futboluna sahne oldu diyor. Roman Şartık formalite ediyor. Son 10 dakika Ceko Mert Hakan'la iyice keskinleşen tecrübe, mücadele, kokteyli. Son dakikalarda Osterwald'e yürekten futbolunu golle taşlandırma fırsatını yarattı. Uzatmadaki penaltıyla 3-0 galip geldi ve Roman Şartık formalite ediyor. Çok daha şey söylerim de demek istediğimi bir kez daha söyleyeyim. Eğer Futbol Federasyonu'nun başkanı Fethullah Gülen olsaydı Fenerbahçe'mizi tebrik ederiz falan derdi. Yani bu ayıp da federasyona yeter. Herhalde e, fede, tur atladık diye de Ali Koç'a da hak mahrumiyeti cezası falan gelir. Fenerbahçe'ye de kapatma cezası gelir. Bu arada Fenerbahçe'ye UEFA'dan ceza yolda onu da söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarının yaktığı meşalelerin pahalıya patlayabileceği iddia edildi diyor. İddia edilmedi. Pahalıya patlayacak. Andelek stadyumunda maçın ilk dakikasında tribünlerde yaşanan meşaleler. Sahaya atılan yabancı maddeler. Oyun durdu. UEFA'da oyunun durması basit bir şey değildir. Onu belirteyim. Yani. Ben şunu söyleyeyim. Çeyrek finalde seyircisiz oynayacağız arkadaşlar. %100. Diyorlar ki bana ya sen de felaket tellalısın ne alakası var UEFA'dan elenir miyiz işte ceza falan yemeyiz. Ya arkadaş sizin beyniniz hiç mi çalışmıyor kafanız hiç mi çalışmıyor. Belçika'da şu yapılanın cezasını belki kimle eşleşeceğiz. Hani atıyorum belki servetle eşleşeceğim. Kafadan atıyorum yani İsviçre'de. Belki İsviçre'de çekeceksin bu cezayı. Umarım basit kolay bir takım gelir de çeyrek finalde yani basit demeyeyim. Umarım de nispeten şu takıma göre daha kolay bir takım gelir de ahlara vahlara kalmayız. Ulan deplasmanda en azından taraftar olsaydı demeyiz. Yani hatırlayın ya grup aşamasında Nürnland'la oynadığı maçta taraftarın neden olduğu olaylar nedeniyle 20 bin euro para cezası ile ertelemeli deplasmanda bir maç seyircisiz oynama cezasına çarptırılmıştık. Ben size bir şey söyleyeyim. O, o cezayı kesin yiyeceğiz. Bir. Bir de bu maçtan ceza yersek iki maç hem çeyrek final hem yarı finalde seyircisiz oynarsak şaşırmayın. 2 yıl dış sahada seyirci oynama cezamız ertelenmişti. Ve şimdi aktif hale geldi arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Çeyrek finalde kesinlikle seyircisiziz. Yarı finalde de bence seyircisiz oynayacağız. Hocam sen de amma şom ağızlısın. Evet, ben şom ağızlıyım zaten. Siz şeysiniz. Başka ağızlısınız. Değil mi? Yani gerçek diye bir şey yok. Hatta birisi birisini öldürdüğü zaman falan şu mağazlık etme. Öldürdü ama ne oldu yani sonuçta hayatına son mu verdi? Bir de bundan ceza mı yiyecek falan mı diyorsunuz hakime? Hakim diyor ki yaz karar şu. Siz de diyorsunuz ki hayır bak şu mağazlık etme. Ben dün, dünden beri daha doğrusu şunu gördüm. Kuyruğunu kıstırıp Fenerbahçe elenir diyenlerin ya o kadar da iyi takım değilmiş dediklerine şahit oldum. O kadar da iyi takım. Sen Slavia Prag'da şeyden e, Sparta Prag'dan 4 diyorsun. Herifler evinde Liverpool'dan 5 yiyor. Demek ki sen Liverpool'dan hocam 9 yiyeceksin. Bu da çocuksu bir mantık oluyor tabii o da ayrı mesele. Senin o darma duman edildiğin, rezil olduğun takım. Hakem şöyleydi, hakem böyleydi. Dün akşam Fenerbahçe'nin maçındaki hakem yönetimine bir bakın. Bir bakın hakem yönetimine. Yani kağıt üstünde böyle izlersen dersin ki rakipten yana kullandı bütün taktiraklarını. İki tane, üç tane kornerimizi vermedi. 2-3 korneri vermedi. Ha o bak şu ay kendini falan bırak o ayrı mesela. O işte kalk falan dedi. Adam topu oynattı. Ama Fenerbahçe taraftarı maçtan sonra diyor ulan hakem çok iyiydi. Bak hakem çok iyiydi diyor. Böyle hakemler olsun. Halbuki adam yapması gerekeni yaptı. Biz o kadar hakkımızın çalınmasına alışmışız ki. O kadar hakkımızın yenilmesine alışmışız ki. Türk hakemlerine, Türk hakemi demiyorum. Bunlar Türk hakemi falan değil. Bunlar Galatasaray hakemi. Bunlar Türk mülk değil. Bunlar Türk hakem falan değil. Türk hakemi insanı gururlandırır. Türk hekimi insanı gururlandırır. Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu? Ben Türk hekimlerine emanet edin diyordu. Galatasaray teknik direktörü ne diyor? Beni Türk hakemlerine emanet edin diyor. Bir de hekime emanet edin diyor. Öbürü de hakeme emanet edin diyor. Bunlar da ayrı komediler tabii. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe UEFA'dan. Ha hocam UEFA'dan men cezası yer miyiz? Arkadaşlar UEFA'dan men cezası sadece taraftar seyirci olarak men cezası yersin. Çünkü sahada oynanan futbolda doping var mı? Yok. Şike var mı? Yok. Anlatabiliyor muyum? Maçın sonucuna etki edecek bir şey var mı? Yok. Hakem görüşmesi, rakip futbolcuya görüşme var mı? Yok. Bunlardan herhangi bir olmadığı için UEFA'dan herhangi bir men cezası yemeyiz. Ancak kesin olarak ve kesin olarak bana sorarsanız eğer tecrübelerime sorarsanız Çeyrek finalde kesin olarak seyircisiz oynayacağız deplasmanda. Yarı finalde de e, büyük ihtimalle yarı finalde de seyircisiz oynayacağız. Bu da benim görüşüm. Ha, umarım ben yanılırım. Umarım UEFA der ki ne bileyim. Ya siz de hani işaret bir attınız. Ses bombası falan attınız da olur böyle şeyler ya falan der umarım. Ben rezil olurum. Siz de gelirsiniz. Hani hoca ceza alacaktı falan diye hesap sorarsınız. İnşallah sorarsınız. Tamam. İnşallah anlatabilmişimdir derdimi. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle dün canlı yayında, maç sonu canlı yayında üyeliklere diyeden, süper chat diyeden bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. O sizin attığınız süper chat'ler var ya, kağıt üstünde hiçbir şeye yaramıyor ama özünde bakın kanal abone sayısındaki o geri gidişi durdurdu ve ileriye gidiş başladı. Belki de YouTube çaldığı şeyleri aboneleri geri iade edecek. O da ayrı mesele. Yok kardeşim adam hesabına girmiyorsa girmiyor. Her taraftan Türk dünyadaki her kanaldan siliyorsan sil. Ama sadece benden siliyorsan gerçi ben şöyle bir forumlar araştırdım arkadaşlar. 91 bin abonesi silinenler var. 91 bin. 91 bin abonesi silinenler var. Onlar iyice kafayı yemiş. Diyor ki hocam diyor. Ee... neydi onun adı ya? Şey diyor. E hocam diyor ben beğeni atıyorum. Tekrar giriyorum bakıyorum beğeni beğeni kalmamış diyor. Arkadaşlar böyle bir oyun var kanal üstünde de. İnşallah oyunları birlikte bulacağız. Ee, onu da söyleyeyim. İşte beni bir iki rekatlık namaz bekliyor arkadaşlar. Hani maç 1-0 iken 3-0 bitirse şükür namazı kılacağım diye sözüm vardı. Mustafa Hoca'nın sözü söz. İnşallah Allah sözümüzü yedirtmesin. Bir de şampiyonlukla ilgili bir sözüm var. İnşallah o gerçekleşir. Fenerbahçe da bakarsınız Mustafa Hoca sözünü tutuyor mu tutmuyor mu. Kendim için değil ha. Sözümü tutuyor muyum tutmuyor muyum hepiniz şahit olun diye yapıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen sevdiğiniz Fenerbahçelileri kanala davet edin. Lütfen arkadaşlar artık bu onur meselesine dönüştü. Görüyorsunuz Fenerbahçe'nin galibiyetini çekemeyen e, bir federasyon var. Bunu burada yapan sağda neler yapıyor artık herkes anlamıştır. Artık herkes tamam abi ben normalde ikna almadıydım ama şimdi ikna aldım demeye başlamıştır. Burada böyle ise kapalı kapılar arkasında herhalde Fenerbahçe maç kazandı mıydı? Hakemler ana avrat sövüyorlardır da düşünmeye başladım ben. Teşekkürlerimi sunuyorum. Lütfen kanalı sahipsiz bırakmayın. Görüşmek üzere.